Burada olan şurada kalır programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir arkadaşımızı tanıyacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Ahmet Deniz. Ahmet hoş geldin tekrardan programa. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Kaç hissediyorsun? 23. 23 hissediyorsun. Neysem oyun mu diyorsun? Aynen öyle. Öyle. Kaç doğumlusun Ahmet? 1998. Nerede doğdun? Ankara, Yeni Mahalle. Ankara, Yeni Mahalle'de evet. Doğdun. Ankaralı mısın? Bilmemeli diyelim. Neden? Çünkü bir taraf Sivas'a dayanıyor. Gençlik uzun bir yıllar Samsun'da geçti. Şu an İzmir'de ailem. Ben kendim. Türkiye'nin kendisi misin? Ta kendisiyim. Türkiye'nin kendisi. Üniversite okudun mu? Evet. Kimden okudun? Kimden okudum? Evet. Kendimden okudum. Kendinden mi okudun? Hangi hocalardan okudun yani? İsim verebileceğin bir hoca var mı? Var. Mesela Hasan Eken var. Selam söylemek ister misin burada? Kendisine çok selam söylüyorum. Ellerini öpersin. Seninle emekleri çoktur. Tabii. Süleyman hocam var. Berna hocam var. Birçok hocam var yani. Birçok hocam var. Türk olmasaydın ne olurdun Ahmet? Ya Türk olmasaydım büyük ihtimalle İngiliz falan olurdum. Yani. Neden? Yapıları, sosyolojik yapıları bana çok uygun. Rahat sen, yaşıyorlar. Evet. Hiçbir şey takmıyorlar kafalara. Günü birlik yaşıyorlar. Günü öldürmeye sömürgeci zihniyet. Fazla değil. Her fazla yere. Değil. Tüm Afrika'ya. Hayır. Değil mi? Elmaslar, altınlar, petroller. ABD'ye kadar değil. Hayır. ABD'nin kim var başında? Şu an mı? Evet. Biden. Biden'ın başında kim var? İsrail. İsrail'in başında kim var? İngiltere. İngiltere. Değil. İngiltere. Güneş batmaz mı sana? Bana batmaz. Sana batmaz. Aynen. Sen çünkü kendini İngiliz hissediyorsun. Evet. İngilizsin sen. Tamam. Fake lobby kullanan insanlar hakkında. Ne düşünüyorsun? Kendileri kamu kurumunda çalışıyorlardır öncelikle. Büyük ihtimalle. Aslında kül klavyeye göre çok çok daha rahat. Daha mı rahat? Daha rahat. Evet. Geçmişte kullandım çünkü. Sen de mi devlet kurumunda çalıştın? Bankalarda çalıştım. Bankalarda çalıştım. Aynen bankaların. Fake klavye mi hepsi? Fake klavye. Özel bankalarla kamular ayrılıyor ama. Fake klavye olmak ister miydin? Evet. Neden olmak isterdim? Onu söyleyeyim mi? Neden? Özel, yani senin üstüne çalışıyorlar öyle doğduğundan beri. Öyle bir şey yok. Fake klavye bir zorluğu var. Aynen. Herkese aynen. Göre değil. Yani herkes kullanamaz. Ya Q klavye herkes kullanır. Aynen, herkes. Orta malı olmuş. Aynen. Ama fake klavye özel. Değil. Köpeğin gay olsa ne hissederdin? Güzel bir soru. Nasıl anlayacağım ki? Yani şöyle, erkek köpeğin var diyelim. Aynen. Erkek bir köpekle oynuyor sürekli mesela. Güzel bir soru. Ya bir şey hissetmezdim. Mesela mahallende mesela komşulara falan şey diyor. Böyle iş mi olur falan. At bunu diyorlar. Ne yapardın? Atmak. Atmak değil ver de. Ver birine diyorlar falan. Sahiplendir yani, diyorlar. Sahiplendirir yani mi? Eğer komşuların falan rahatsız oluyorsa genel olarak çoğunluk. Sadece gay olmalarından rahatsızlar bu arada. Köpek başka hiçbir şey yapmıyor. Ama sonuçta bir rahatsızlık var belli bir ortamda. Yani belli bir ortamda sadece gay yani köpek. Bu benim için sıkıntı değil. Diğer komşularım için sıkıntı. Tam da komşuları rahatsız etmiyor. Komşular gay olmasına rağmen bir o olmuşun rahatsızlığı var yani. Tamam. Sesten vesaire rahatsızlık etmiyor. Yine rahatsızlar ama. Ve sen köpeğini sahiplendirirdin. Yani şöyle diyeyim sana. Cevapsız bıraktım. Çoğunluk rahatsız. Demokrasiye mi inanırsın? Ben rahatsız değilim. Tabii ki de. Demokrasi midir bu? Aynen. Yani köpeğin gay diye başka bir yere verirsin. Ya oradaki etnik yapı çok önemli. Etnik yapı. Aynen. Anlıyorum. Hangi takımlısın? Galatasaray. Galatasaray. En büyük Fenerbahçe der misin? Hayır. Neden? Çünkü en büyük değil. Pekala. Renginden ötürü insanları ayrıştırdığın oluyor mu? Hayır. Tam tersine. Tüm renklere saygın var değil mi? Aynen. Hatta... Peki. Renginden ötürü takımı niye ayrıştırıyorsun? Renginden ötürü değil. Renginden ötürü. Karakterinden ötürü. Öyle mi? Aynen. Hangi takım karaktersiz? Onu söyleyeyim mi? Yani söylemek sana kal. Fenerbahçe. Fenerbahçe karaktersiz. Şu an 30 milyon Fenerbahçe'yi karşına aldın. Evet. Büyük ihtimal linç yiyeceksin. Arkamda 35 milyon Galatasaray'da var. Sence kalacaklar mı? Hı? Kalacaklar mı arkanda? Bence kalacaklar. Evet. Başka karaktersiz takımlar kimden? Yok şu anda sadece Fenerbahçe'yi görüyorum. Sadece Fenerbahçe'yi aynen. Görüyorsun. Peki yani. Sevgilin var mı? Hayır. Tamam. Nerelisin peki sen? Ankara'lısın. Sevgilin oldu diyelim. Evet. Bir kızla sevgili olacaksın. Tamam. Kız şöyle diyor. Ben Ankaralı insan sevmiyorum. Evet. Sen sana soran insanlar Ankaralıyım deme. İstanbulluyum de. Kütüğünü de İstanbul'a aldır diyor. Neden? Böyle Ankaralı sevmiyor.
Ankara'da sevmiyorum. Hı-hı. Kütüğümü de alacağım. Evet. Değişmem. Ankaralılığın mı? Aynen. Ankaralılıkta bir özellik bir şey yok. Ama kızı çok şey... seviyorsun. Yok yine değişmem. Ben kendimden ödüm vermiş oluyorum. Hı-hı. Yapmam. Scarlett Johansson. Sevgilin olma ihtimali olan kız mesela. Düşündürdü. Bir düşündü. Ama olmaz. Olmaz mı? Ya olur mu? Olur. Olur mu? Olur tabii. Olur. Bu dünyada her şey mümkün. Yani, evet. Ne yaparsın? Yani benim için, yani şöyle diyeyim, benim için çok önemli bir şey değil. Ankara'da sevmiyorum. Kütüğümü de alacağım. Evet. Değişmem. Değişmem. Ben kendimden ödüm vermiş oluyorum. Ben kendimden ödüm vermiş oluyorum. Ben kendimden ödüm vermiş oluyorum. Çünkü ben Türkiye'nin nereden baksan 6-7 şehrinde yaşamış bir insanım. Ankara'da için, olmayıversin. Yani benim için Ankara, şahsen Ankaralıyım ama ben Samsun'u Ankara'dan daha çok seviyorum. İzmir'i Samsun'dan daha çok sevdiğim zamanlar oluyor. Ya benim için Ankara yani olmazsa olmaz bir şey değil. Scarlett Johansson gelse sen İstanbul'da olursun. Olurum. Zaten Çorumlu olur musun? Çorumlu da olurum. Çorumlu da olursun. Aynen. Ben kendimden ödüm varmış oluyorum. Çorum'u sever misin? Çorumlu. Levrebi sever misin? Tabii ki. Ne kadar güzel. Sumurlara selam. Gözle görülmeyen bir şey söyle. Miyop. Mikro. Gözle görülmeyen. Mikro. Bir şey söyle. Oksijen. Hava. Bunlar mı? Evet. Gözle görülmeyen başka bir şey yok mu? Yok. Peki abi. Keşke yapmasaydım dediğin bir şey oldu mu? Keşke yapmasaydım dediğin bir şey oldu mu? Güzel bir soru. Bir dakika isteyeceğim senden. Bir dakika. Bir dakika. Koca bir YouTube kanalında bir dakika istiyorsun. Aynen, evet. Aynen öyle. A few moments later. Olmadı. Hiçbir şey için pişman değilsin. Hiçbir şey için pişman değilim. Her attığın adım doğru. Ya her attığım adım doğru değil ama diğer türlü nasıl olacağını bilmiyorum o yüzden. Yani demin tüm fenerleri karşına alman doğruydu. Doğruydu. Peki öyle. Ev adresini de verirsen iyi olur. Arkadaşlar çünkü evine gelmek isteyecekler. Bir gün sonra öleceksin Ahmet. Bir gün sonra öleceksin. En çok yapmak ne isterdin? En çok yapmak. Şahsen bir gün içinde yani 24 saat sonra öleceğim. Yani en fazla ne yapmak isteyebilirim? Onun yerine ne yaparım? Bunu söyleyeceğim. Açık yürekli bir şey söyleyeceğim. Biliyor musun bir adam vardı yaklaşık birkaç sene önce. Ölecek miydi? Kanser hastası mıydı? Tam ne olduğunu bilmiyorum. Bir banka soymuştu ve tüm Afrika'daki insanlara vermişti. Zaten yani, bir günüm var. Zaten bir günüm var. En azından ben yani bir gün mutlu olsam da olur. En ekstrem şeyi ben yapardım diyorsun. En ekstremse evet yapardım. Evet. Bir banka soyup onu tüm Afrika'daki açlara. Ama aynı zamanda da o Afrika'yı sömüren bir milleti olmak istiyorsun. Tezatlık var. Hayır, ben sadece İngiliz olmak istiyorsun. Ya İngiliz'i severim. İşte o zihniyette olmak istiyorsun. Onlar gibi olmak istiyorum diyorsun. İngiliz bir kere İngilizler yani hem sömürüyor ki. Kim sömürüyor Afrika'yı? ABD. ABD'nin kim var başında? İsrail. Onun başında kim var? İngiltere'ye çıkmıyor hiçbir. İşte İngiltere. Buradaki olay İngiltere. Senin İngiliz olma. Senin dünyanın lideri olma. Değil mi? Dünyanın lideri. Kesinlikle öyle. Peki Ahmet, İngiliz oldun diyelim. Sana şöyle bir şey söylüyorlar. Bir Afrikalı çocuk, bir Afrikalı genç bir çocuk. Diyorlar ki bu Afrikalı çocuğu çalıştıracaksın. Ne işte çalıştırırdın? Ben aynı işte çalışıyorum. Sen İngiltere'nin sahibisin. İngiltere'nin sahibiyim diyorum. Normal vatandaşlarına koyduğum aynı kefeye koyardım. Yani maden sahalarına koyup o çocuğa altın çıkarttırırdım. İngilizler öyle mi? Maden evet kesinlikle. Mi? İngilizlere maden sahasını dar ettiniz. Ne düşünüyorsun program hakkında? Program gayet güzel. Ya, özellikle prodüksiyon bayağı güçlü beklediğimiz. Evet. Bayağı iyi. Sorulan nasıl da? Gayet iyiydi. Şu ama şuna bir açıklık getirelim. İsrail ile İngiltere'nin arasında fark yok. Tamam ben bir şey söylemedim zaten. Ama sen İngiliz olmak istiyorsun. Evet. Tamam İngiliz olmak istiyorsun. Sömürü devlet olmak istiyorsun. Afrika'yı sömürmek istiyorsun. Ben sömürmek değil. Sen Afrika'daki açların birinci sebebi olmak istiyorsun. Tamam o zaman şöyle ben de sana bir soru soruyorum. Sen bir soru hakkın var zaten. Var şimdi mı? Onu sorabilirsin. Tamamdır o zaman. Şimdi sen Türksün. Evet. Yurt dışından Türkiye'ye bakıldığı zaman farklı farklı haberler var. Mesela terör örgütü falan. Tamam mı? O zaman sen terörist mi oluyorsun? Hayır. Olmuyorsun. Yani o zaman ben de sömürgeci olmuyorum. Hayır, sen İngiltere vatandaşı oluyorsan sömürücü oluyorsun. O zaman sen de Türk vatandaşısın, dışarıdakiler öyle görüyor. İngiliz benim Türk olduğumu nereden biliyorsun? Çünkü Türkçe konuşuyorum. Yani çok güzel şey. Her Türkçe konuşan Türk müdür? Her güzel Türkçe konuşan Türk müdür? Hayır. Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Geçmişimi biliyorsun, vay canına. Gerçekten, belgeler çıksın ortaya o zaman. Çıksın. Senden sonra gelecek olan konuklara önerin nedir?
Gelsinler topu tüfe. Aynen. Sırtlanıp gelsinler. Rahat diyorsun değil mi? Gayet. Hiç sıkıntı yapacak bir şey yok. Buradaki sorular da zaten gerçek. Aynen öyle. Burada seni tam anlamıyla yansıttığımdan okeysin. Yansıttık. %75 diyelim. Tüm soruların cevaplarının olduğu gibi ben yansıttım. Aynen. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sen bir İngiliz vatandaşı olmak isteyen bir Türksün. Ben İngiliz vatandaşı olmak isteyen bir Türk değilim. Sadece yapım İngiliz. Doğuştan beri Türk'üm ben. Türk olmayı da seviyorum. Tamam. Ama İngiliz... En büyük hayalin İngiliz vatandaşı olmak. Hayır. Hı-hı. Hayır. Evet. Hayır. Bu şeylerden bunu aldık zaten. Hayır. İngilizce şarkılar mı hep dinliyorsun? Hayır. İngilizcen var mı? Hayır. İngilizcenden mi? Ya var. Tamam işte İngilizce bilmen lazım ama bak istiyorum diyorsun. O kadar çok hayalinmiş. Hı-hı. Her gece rüyanda İngiltere vatandaşı olduğunu görüyormuşsun. Görmüyorum. Madem İngilizceyi öğren... Ben olmak istesem ABD vatandaşı olmak isterim. Ama İngiltere'de... Sadece kendimi İngilizlere özgü görüyorum. İngilizler de Amerikan zaten. Aynı şeyler onunla. Aynı şeyler. Bir şey fark eder mi? Bir yapı var. Abi. Kim var onun başında? Kimin? Onu. Jean Branson mu? Hı. O var. Kim var? Jean Branson. Boris'in. Olma. Öyle olabilir. Öyle mi? Galiba. Tamam. Peki, 2023 oylamasında hangi partiye oy vereceksin? Sanacağım onu belki tebrik ederim. Bu kadar. Kapat bir de programı, onu unutma. Şu, şuraya bak, şuraya. Videoları ben de... Bizi kapatlar şimdi. Burada olan şurada kalır programı, burada sona erdi. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Burada olan şurada... Ulan senin bu sorunun ne yapacaksın? Hadi kapat lan. Burada olan şurada kalır programı. Burada sona erdi. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Burada olan şurada kalır program. Burada sona erdi. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi asla unutmayın. Haftaya diğer videolarda görüşmek üzere. Yes be. Bravo. Şimdi işte yumurta tutabiliriz. Teşekkür ederim. Çok nasıl iyi oldu lan bu. Vallahi. Beyaz arka plan aşırı güzel. Ben de sandım oğlum arka plan. Kanka çok iyiydi. Tam istediğim şeyi verdim bana. Kabul etmedi.